أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat onun Resulüne, selam ona tabi olanlara, hepinize, hepimize olsun. Rabbim gecemizi, ayetleriyle birlikte olduğumuz bu mekanımızı, bu çalışmamızı bereketle eylesin inşallah. Bakara suresinde 102. ayeti okuyacağız. Biraz uzunca bir ayet. Tabi bir sure içerisindeki ayetlerin hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Hiçbir ayet tek başına müstakil bir konuyu ele almaz. Bir öncesinin devamı mahiyetindedir konu itibariyle. 102. ayet biraz anlama problemini yaşadığımız ayetlerden birisi. Bunu peşinen söyleyelim. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor o açıdan. Yani Kur'an-ı Kerim'de kimi ayetler, aslında haddi zatına Kur'an'ın kendisi kolaydır anlaşılması da. Fakat zaman içerisinde 14 asırlık İslam düşüncesi, İslam kültür tarihi içerisinde Kur'an'ın kimi ayetlerine yönelik yapılan tefsirler, yorumlar, insanların ayetle alakalı ortaya koyduğu düşünceler kimi ayetlerin anlaşılmasını alabildiğine zorlaştırmıştır. Bu eleştirme ya da kınama adına söylemiyorum. Sadece bir durum tespiti yapıyoruz o kadar. Kimi ayetlerin özellikle yapılan yorumlardan dolayı anlaşılmasının zorlaştığını söylemeye çalışıyorum. Bu da böyle ayetlerden birisidir. Neden yapılan yorumlar bir ayetin anlaşılmasını zorlaştırır? Bunun birçok nedeni olabilir ama en büyük nedenlerinden, en başta gelen nedenlerinden birisi, eğer söz konusu ayet tarihle alakalıysa, geçmişle alakalıysa, yani geçmişle ve tarihle alakalı ise ne demek bu? İsrailiyatın söz konusu olabileceği bir ayetse, hakkında geçmiş vahiylerle ilgili bir takım sözlerin söylenmesi imkanı, zemini varsa o ayetle ilgili, bu ayetin anlaşılması bazen zorlaştırılıyor yapılan yorumlarla. Bu bazen kulaktan dolma bilgiler, asılsız haberler, bazen de bu haberlerin sonuçta Türk okuyucusu olarak biz Kur'an-ı Kerim meallerini okurken işte Türkçe meallerden faydalanmaya çalışıyoruz. Bu meallere yansımasından dolayıdır. Yanlış ya da eksik ya da problemli anlama nedeni. Var olan bir birikimi, var olan rivayetleri, asılsızları üst üste koyup ayetin anlaşılmasını sağlama yönelik bir meal yapılıyor ve sonuçta o ayeti kerime alabildiğine anlaşılmaz hale gelebiliyor. İşte o ayetlerden birisini okuyacağız. Ayet 102 Bakara Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ Biraz izahla birlikte meal vereceğim. Ayetin tümünü verdikten sonra döneceğim. Ana hatlarını ya da önemli gördüğümüz hususları izah etmeye çalışacağız. İnsanlar Süleyman'ın Allah'tan aldığı vahiylere değil, şeytanların Süleyman adına, Süleyman aleyhine uydurduklarına tabi oldular. Bu cümleyi anlayabilmek için bir önceki ayeti de iyi okumak lazım. Orada şöyle bir şey geçmişti. Ne zaman insanlara elçi gelse, bu elçiyle birlikte Allah katından bir vahiy gelse, insanlar bu elçiyi, bu elçinin söylediklerini, Allah'tan getirdiklerini bir tarafa atarlar. Hatta nebeze ferikum minhum diye ifade ediliyor. Onlardan bir kısmı onu arkalarına atarlar. Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına atarlar. Dolayısıyla başka kitaplara tabi olurlar. Allah'ın kitabı varken, ellerinde mevcutken bu kitaba bakmak yerine başka kitaplara müracaat ederek problemlerini halletmeye çalışırlar diyordu 101. ayet. İşte 102. ayet insanların geçmişte yaptığı bir hatayı anlatıyor. İnsanlar Süleyman'a gelenleri Allah'ın Süleyman'a verdiklerini değil, Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra belki de o hayattayken kimi şeytanların onun adına uydurmuş oldukları bilgilere dayandılar, ona tabi oldular vahyin yerine. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ Süleyman kafir olmadı. Süleyman küfre girmedi. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ
Harut ve Marut. İnsanlar, yani insan şeytanları ve cin şeytanları küfre girdiler. Süleyman değil. Bu şeytanlar, yani insan ve cin şeytanları insanlara büyüyü öğrettiler. Büyü yapmayı öğrettiler. Ve de Babil ülkesinde, Babil bölgesinde Harut ve Marut adındaki meleklere indirilmiş olanı, yani vahyi öğrettiler. Ama sadece vahyi değil, sadece sihri de değil, sihri ve vahyi yan yana koyarak insanlara bir şeyler öğrettiler. Bunu yapan kim? Şeytanlar, insan ve cin şeytanları. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Oysa Babil ülkesinde bulunan bu Harut ve Marut adındaki melekler hiç kimseye, hiçbir insana biz Allah tarafından gönderilen bir imtihan amaçlı gönderilen melekleriz, varlıklarız. Küfretmeyin demedikçe, biz imtihan aracıyız ve küfretmeyin demedikçe hiçbir insana bir şey öğretmiyorlardı. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ama insanlar vahiden uzaklaşıyorlar, vahiysiz de yapamıyorlar. Bu insanlar bu meleklerden öğrendikleriyle birlikte neye kullandılar bunların verdiklerini? Karıyla kocanın arasını ayıracak bir takım bilgileri bu meleklerden öğrendiler. Yani Babil ülkesindeki insanların meleklerden öğrendikleri vahiy ile birlikte bir de öğrendikleri vahiy başka bir amaçla kullanıyorlar ve sihir öğretiyorlar. Sihir öğreniyorlar ve bunu karıyla kocanın arasını ayırmakta kullanıyorlar. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِذْنِ اللّٰهِ. Oysa şunu unutmamaları lazım insanların. Allah'ın izni olmadan hiç kimse, hiçbir araçla, hiçbir amaçla kimseye zarar veremez. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ve bu insanlar bu meleklerden öğrendiklerinden hareketle şunu yaptılar. Öğrendikleri ya da öğrenme amaçlarını Allah değerlendiriyor. Kendilerine fayda vermeyecek, tam tersine kendilerine zarar verecek şeyler öğrendiler. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ve insanlar aslında yaptıklarının karşılığının ağır olacağını, Allah'ın huzurunda bedelin ağır ödetileceğinin farkındaydılar. Ahirette böyle davrananların ahiretteki nasibinin olmadığının bilincindeydiler. Fakat buna rağmen yapıyorlardı. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْفُسَهُمْ. Onların kendi kendilerini sattıkları, değiş tokuş yaptıkları şey ne kötüdür. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke bilselerdi bunun böyle olduğunu. وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ. Eğer iman etselerdi, takva sahibi olsalardı, yani adam gibi iman etselerdi, adam gibi peygamberden ve meleklerden öğrendiklerini hayatlarına yansıtsalardı, Allah katında kendileri için çok daha güzel, hayırlı sevaplara neden olacaktı. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ama bilemediler, keşke bilselerdi bunu diye Rabbimiz uzunca bu olayı anlattı. Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu ayetin sihirden bahsetmiş olmasından dolayı, ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın sihirbazlarla mücadelesi ya da düellosundan bahseden ayetleri bir tarafa bırakırsanız, sihir konusunu en fazla işleyen ayet olması hasebiyle genelde tefsirlerimizde bu ayetle ilgili olarak sihir konusunda birçok ayrıntılı bilgiye rastlarız. Bu önceki müfessirlerden itibaren başlayan bir gelenek, çağdaş tefsirlere gelinceye kadar da hep bu ayetle ilgili sihirlerin mahiyeti, sihrin durumu, sihrin varlığı, yokluğu, meşruluğu, gayrimeşruluğu vesaire bütün bunlar üzerinde durulur bu ayet çerçevesinde. Oysa bağlamına dikkat edelim. Bu ayeti kerime sihrin ne olduğunu veya ne olmadığını bize öğretmek amacıyla gelen bir ayet değil. Sihirden bahsediyor, doğru. Ama bulunduğu bağlam özellikle Allah'ın gönderdiği ayetleri yerli yerinde kullanıp kullanmamanın tartışıldığı bir bağlam olunca doğrusu bu konuya çok fazla girmeye niyetim yok. Yani tefsirlerin birçoğunu yaptığı gibi yapmaya niyetim yok. Sihrin belki
bir iki cümleyle temas edip geçeceğim. Onun dışında daha çok bağlama, vurgu yapmak üzere bu ayeti okumayı anlamaya çalışacağız. Önce bu ayet neyi anlatıyor? Önce netleştirelim zihnimizde. Bu ayet Yahudilerin kendilerine Allah tarafından kitap gönderilen, hayatlarına yansıtsınlar diye vahiy gönderilen Yahudilerin bu vahiy bağlamında, vahiy ile ilişkileri bağlamında karakterlerini, ahlaki bozukluklarını ortaya koyan bir ayettir. Bunu böyle bilelim. Ayetin bahsettiği konu budur. Bu insanların Allah'ın vahiyiyle nasıl oynadıklarını ortaya koymak üzere bize bir bilgi veriyor bu ayeti kerime. Konuyu bu bağlamda değerlendirirsek ayeti biraz daha iyi anlamış olacağız kanaatimce. Çünkü Yahudiler birçok peygambere düşmanlık, hatta önceki bölümde hatırlayalım, Cebrail'e düşmanlık, Mikail'e dostluk sadece var. Birçok meleğe düşmanlık. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği birçok peygambere düşmanlık. Dolayısıyla bu beraberinde Allah'a ve diğer meleklere düşmanlık anlamına geldiğini söylemiştir Rabbimiz. Böyle bir düşmanlık zihniyetine sahip bir toplum, Hazreti Süleyman'la alakalı bir takım iftiralarda da bulunur. Mesela tahrif edilen Tevrat'ta, tahrif edilen Kitab-ı Mukaddes'te, Hazreti Süleyman'ın belli bir dönem sonra putlara taptığı, özellikle ömrünün son zamanlarında, evet Süleyman'ın putlara taptığı, bu yüzden Allah'ın gözünden düştüğü ve onun öfkesine, yani Allah'ın öfkesine uğrayarak hükümdarlığının elinden alınmasıyla tehdit edildiği ileri sürülür. Kitab-ı Mukaddes'te tarif edilmiş olarak bu bilgiler yer alır. Baktığınız zaman Kitab-ı Mukaddes'in bölümlerinden birinde bu var. Bu özellikle Süleyman Aleyhisselam'a atılan bir iftiradır. Halbuki Kur'an Hazreti Süleyman'ı örnek alınacak bir peygamber olarak tanıtır bize. Mesela Sad suresi İsrailiyat'ın cirit attığı bir suredir. Bunu not düşelim. Sad suresi İsrailiyat'ın cirit attığı bir suredir. Orada niye İsrailiyat çok fazla yoğun işleniyor? Tefsirlerde daha doğrusu niye yoğun işleniyor? Çünkü orada Davud'dan bahsedilir Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilir. Eyyub Aleyhisselam'dan bahsedilir. Adem Aleyhisselam'dan bahsedilir. Ve bu konular İsrailiyat'ın en yoğun faaliyet alanı olarak görülüyor. Dolayısıyla Sad suresinde Süleyman Aleyhisselam'la alakalı Kur'an-ı Kerim doğrudan hakaret edici, eleştirici ya da hata yaptığına atıfta bulunan herhangi bir cümleye yer vermediği halde tefsirler Hazreti Süleyman'ı işte Kitab-ı Mukaddes'teki bu bilgilerden, bu bilgilerin içerisinden en yani ağza alınmayacakları eledikten sonra bir takım bilgilerden hareketle Süleyman Aleyhisselam farklı bir konuma yerleştirirler. İşte yanlış yapmıştır, günah işlemiştir vesaire gibisinden. Halbuki Allah Süleyman Aleyhisselam'ı örnek alınacak bir peygamber olarak tanıtır. Kitab-ı Mukaddes'in aksine, Yahudilerin anlayışının aksine. Dolayısıyla bu bölüm Hazreti Süleyman'la alakalı Yahudilerin, ister önceki Yahudiler ister peygamber dönemi Yahudilerinde bulunan bir inanç gereği olsun fark etmez, Yahudilerin düzmecelerine bir nevi reddiyedir bu. Hazreti Süleyman küfretmemiştir. Küfredenler Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine bir takım uydurma din oluşturanlar ki Allah buna şeyatîn dedi farkındaysanız. Yani وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ arkasından dedi ki وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا şeytanlar küfre girdiler. Şeytanlar düzdü, uydurdu bir takım şeyler. Kim bu şeytan? Şeytanı biz sadece cin olarak algılamayalım. Yani görünmez bir varlık olarak değil. Mesela bu surenin baş taraflarında, Bakara suresinin baş taraflarında bir bilgi geçmişti. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا İman edenlerle birlikte oldukları zaman iki yüzlü tipler iman ettik derler. وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِينِهِمْ Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman kim o? Şeytanla nasıl baş başa kalınır? Ve üstelik şeytanlar baş başa kaldığı zaman söyledikleri bir cümle var. قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ Biz sizinle birlikteyiz. O daha önce kendilerinin yanında olduğumuz için iman ettik dediğimiz kişilerle birlikte değiliz. Onlarla biz alay ediyoruz. Gerçek samimi dostumuz sizsiniz diye şeytanlarıyla baş başa kaldığı zaman bunu söylerler. Kim o şeytanlar? Elbette insan. Kendileri gibi. Yani insanları ayartan, yoldan çıkaran, kandıran, saptıran, cehenneme doğru
yol almasına neden olan varlıklardır, insanlar yani. Hatta daha bariz bir şekilde En'am suresinde de konuyu bu şekilde anlatır Rabbimiz. Mesela وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ Biz her peygambere, peygamberi ya da nebevi her haberi ortaya koyan her bir ferde mutlaka cin ve insan şeytanlarından düşmanlar oluşturmuşuzdur. İnsan ve cin şeytanlarından. Kur'an-ı Kerim'in son suresinin son ifadesi de öyleydi değil mi? اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Hem cinlerden hem insanlardan, insanların kalplerine, içlerine, iç dünyalarına vesvese veren, onları karıştıran bir takım varlıkların şerrinden Allah'a sığınmamız Allah tarafından öğretilmekte, tavsiye edilmekte. Dolayısıyla burada Süleyman'ın mülkü üzerine, Süleyman aleyhine, Süleyman'la ilgili olarak uyduran kimler? Şeytanlar. Yani insan şeytanları elbette. Cin şeytanlarıyla ilgili değil bu konu. İnsan şeytanları bunu yaptılar ve Süleyman aleyhisselam farklı bir noktaya getirdiler. Oysa küfreden Süleyman değildir. Puta tapan Süleyman değildir. O şeytanlar küfre girdiler. Bir peygamberin mesajını allak bullak etmek suretiyle onlar küfre girdiler. Süleyman değildir. Kur'an'ın nazil olduğu ortamda, o dönem şartlarında bu ayetin bir başka önemli mesajı daha vardı. O da şu. Bu iddia var ya, yani Süleyman aleyhisselam aslında o saltanatını, hani Yahudi literatüründe ya da kitab-ı mukaddeste Hazreti Süleyman bir kraldır, peygamberden çok hükümdardır. Bu hükümdarlığını değişik şekiller elde etmiştir. Mesela Süleyman'la alakalı uydurulan bu büyü ya da büyücülükle ilgili iddiaların temelinde aslında şu var. Süleyman bir kraldı ve bu kadar saltanatı, bu kadar egemenliği, işte rüzgarı kullanması, cinleri kullanması, harikulade bir takım olayların içerisinde olması aslında Süleyman'a Allah tarafından verilen bir lütuf değil ya. Süleyman bütün bunları bir sihirle elde etti. Bir büyüyle elde etti. İnsanları etkiledi, büyüledi ve insanlar boyun eğmek zorunda kaldı. Ya değilse bir insanın bu kadar egemenlik alanı oluşturması mümkün değil. Akla zarar bir şeydir. Peki nasıl meydana gelir? Sihirle. Sihirle deyince, sihrin etkisinin bilindiği bir ortamda bunu tespit edince, kendilerince, Süleyman Aleyhisselam'ın Allah destekli, vahiy destekli bir peygamber olduğu tamamen havada kalır. Ne kalır ortada? Evet, böyle bir saltanat, böyle bir mülkiyet, böyle bir hükümranlık elde edilse edilse ancak sihirle ve büyüyle elde edilir. Bu iftiraya maruz kalmıştı Süleyman. Allah Mekke toplumuna, Medine toplumuna, Yahudilere ve Müslümanlara, bütün insanlara şunu ilan ediyor. Bir defa bunu bu şekilde düşünmek, Allah'ın bu konudaki gücünü, iradesini, kudretini, planını, tasarrufunu tamamen saf dışı etmek demektir. Hatta dikkat ederseniz, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın dini anlatmaya başladığı ilk günden itibaren aleyhissalatü vesselama yapıştırılan bir yafta vardı. Neydi o? Sen sihirbazsın. Ya da sen büyülenmişsin. Şeklinde iddialar vardı. Sebep neydi? Aslında biraz kurcaladığınız zaman işin temeli ta buraya kadar dayanır. Yani bu Allah destekli bir dava ve davet değil. Hükümran olsa, egemen olsa, hakim olsa, istediğini elde etse bilelim ki bu bir büyü neticesinde olmuştur. Onun için büyüyle işi halletmeye çalıştığı iddiasına, ithamına maruz bırakmak suretiyle peygamberi ve peygamberin tebliğ ettiği mesajı küçük düşürmeye, gözden düşürmeye yönelik bir çabadır. Dolayısıyla bu bölüm Hazreti Süleyman'ın mülkünü, saltanatını büyü mahsulü olarak gösterme, onu anlaşılmaz, gizemli bir iktidar konumunda değerlendirme amacını güdüyordu. İnsanlar bu şekilde iddia ediyordu. Ve böylece peygamberliğin manevi yönü göz ardı edilmiş olur. Allah destekli bir yön yoktur burada. Ve buna göre Süleyman aleyhisselam Allah tarafından desteklenen bir peygamber şahsiyetinden uzaklaştırılıyor. Sihirbaz bir kral, evet sihirbaz, büyücü bir kral kişiliğine büründürülmüş oluyordu Allah
Burada bunu reddediyor. Bunun üzerinden Peygamber aleyhissalatü vesselamın da başarısının sihirle, onun başarısının büyüyle izah edilmesiyle ilgili çabaları tamamen boşa çıkarıyor. Hayır, bu bir büyü değildir, büyülenme değildir. Böyle bir ithamın asla yoktur. Allah Resulü'nün desteklendiği kaynak Allah'tır şeklinde özellikle bu vurgulanmış oluyor. Süleyman Aleyhisselam'la alakalı konunun anlamamız gereken yönü bu. Peki bir peygamberle alakalı şeyler uydurulabilir mi? En iyi anlaması gereken bizler değil miyiz? Yani bir peygamberle, bir peygamberin sahih siretiyle, bir peygamberin sahih din anlayışıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan uydurma bir takım anlayışları, düşünceleri din diye ortaya koymak sadece Süleyman'a has bir şey değil. Aynı şey Peygamber aleyhissalatü vesselam'da da yok mu? Hatta piyasaya baktığınız zaman sahih hadislerden ziyade uydurma haberler, ona hadis demiyoruz, uydurma haberler, peygamber adına uydurulmuş ne uydurma haberler görüyoruz değil mi? Evet, din adına bunu yapan gayrimüslimler değil, art niyetli insanlar olabilir, artı iyi niyetli insanlar da bunu yapıyor. Yani insanları cuşu huruşa getirmek için, coşturmak için, teşvik etmek için uydurma hadisler, haberler var mı? Var tabii ki. Evet, uydurulmuş. Hatta öyle ki şimdi bunu temizlemekte zorlanıyoruz değil mi? Her an dinliyorsunuz bir yerde. Peygamber'e izafe edilen, ona isnat edilen ne işler var ne işler. Aleyhissalatü vesselamla alakalı. Yakında kutlu doğum kutlaması sırasında da benzer şeyleri çok duyacağız. Yani adeta öyle bir peygamber tasavvuru neredeyse şunu demeniz gerekir. O hale geliyor. Ya bu peygamber örnek alınma imkanı yok ki. Tabii. Süpermen bir peygamber, hipermen bir peygamber, yani uçan kaçan bir peygamber, yani uygulanma imkanı olmayan bir peygamber. Kim uydurdu bunları? Evet, yani bu ümmetin içerisinden çıktı ya da dışından birileri buna destek verdi ya da birileri buna çanak tuttu. Ama bilelim ki her peygamberin diniyle, tebliğ ettiği dava ve davetiyle alakalı bir takım uydurmalar vardır. Garipsemiyoruz, bunu iyi biliyoruz, en iyi bilmesi gerekenler biziz çünkü. Onun için Süleyman Aleyhisselam'la alakalı Yahudilerin uydurduklarını Allah burada bir defa reddediyor. Bu netleştirilmekle birlikte bir başka konu da bu ayet-i kerimede gündeme getiriliyor. O da nedir? Babil'de, ki yani bugünkü Irak sınırları içerisinde olan bir bölgedir deniyor. Babil'de Harut ve Marut adında melekler var. Melek ne iş yapar? Yani Allah'a isyan etme imkanı var mı? Mümkün değil. Allah ne emrederse onu yapar. İtaat eden kullardır, varlıklardır. Bunu bir önceki bölümde de okuduk zaten. 97 ve 98. ayetlerde meleklerin, Cibril'in, Mikail'in nasıl bir fonksiyonla, nasıl bir rolleri olduğunu Rabbimiz bize anlattı. Hatta onları reddetmenin Allah'ı reddetmekle aynı seviyede olduğunu anlattı Rabbimiz bize. Peki Babil'e gelen Harut ve Marut insan suretinde gelmiş olabilir mi? Gelir tabii, zaman zaman var. Peygamber aleyhissalatü vesselama da Cibril hadisinde insan suretinde gelen, hatta görünen bir melektir. Biliyoruz. Hatta İbrahim aleyhisselama annemiz Sare'ye İshak'ı müjdelemek üzere gelmişti yol üzerine. Asıl görevleri Lut kavmini helak etmek içindi, gelmişlerdi. Geliyordu, orada İshak'ı müjdeliyor. Melektir ama insan suretindedir. Hatta bir peygamber olan İbrahim bile bilmiyor, Sare de zaten bilmiyor. Hatta bir de yemek ikram ettiler de yemediler. Değil mi? Korktular ya, acaba yemek yemiyorsa bir kötü niyetim var şeklinde. Sonra melek olduğunu söylediler. İnsan suretinde melekleri Rabbimiz zaman zaman yeryüzüne göndermiştir geçmişte. Vahyin devam ettiği süreçte bunlar var. Vahiy kesildikten sonra kimsenin yanına melek insan suretine gelecek değil elbette. Benim kanaatim. En azından bilebildiğim, öğrenebildiğim kadarıyla. Ama biliyoruz ki geçmişte bu şekilde bir melek inişi var yeryüzüne, insanlar arasında bulunma pozisyonunun uygun melekler için. Bu da böyle bir şey. Ama melek sonuçta, bu meleklerle ilgili sihir ya da sihrin bu meleklerle ilişkisine, vahyin yanlış kullanılmasından bahseden bir bölüm okuyoruz demiştim. Vahiy var. Melekler bu insanlara bir şeyler öğretiyorlar. Din öğretiyorlar. Cibril'in hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu çok nefis ifade ediyor. O Cibril'di, size dininizi öğretmek için gelmişti. İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir sorularını sorarak ve cevaplarını alarak açık bir şekilde.
Evet, insanlara dinlerini öğretmek için gelen meleklerden bahsediliyor Cibril'in hadisinde. Bu da buna benzer, insanlara bir şeyler öğretiyorlar. Ama öğretirken şunu söylemeden öğretmiyorlar. İnnemâ nahnu fitnetun felâ tekfur. Sakın ha. Küfretmeyin. Bizim size öğrettiklerimizi reddetmeyin. Ve biz imtihan amaçlıyız. Yani din baştan sona imtihan mı? Tabii ki imtihan. Yani kaybetmenin ve kazanmanın söz konusu olduğu yerde bir imtihan vardır. Bu melekler de geldiği toplumda biz imtihan için gönderilmişiz dediler. İmtihan için gönderildik. Biz bir imtihan vesilesiyiz ve sakın ha reddetmeyin. Bunu söylemeden, yani tabir caizse bu dipnotu düşmeden, bu şerhi düşmeden insanlara hiçbir şey öğretmiyorlardı. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ حَدٍ حَتَّى يَقُولَ. Bunu söylemeden kimseye hiçbir şey öğretmiyorlardı. Devam etti bu süreç. İnsanlar bunlardan öğrendiler. Ne öğrendiler? Vahiy öğrendiler. Peki başka ne öğrendiler? Bu vahiyi alıp doğru yerde kullanmadılar. Bir de ne yaptılar vahiyi? Sihir ile birlikte kullandılar. Dikkat buyurun. Yani hem büyücülüğü hem de bu meleklere indirilen vahiyi öğreniyorlardı. Öğreniyorlardı. Ve sonra bu insanlar meleklerden öğrendikleri vahiy ile kendi uydurdukları sihri, büyüyü yan yana koyuyorlardı. İhtiyaç ne peki? Yani birini tek başına kullansalar olmaz mı? Hayır. Büyücülüğe dini bir görüntü vermek amacıyla bunu yapıyorlardı. Çünkü gizemli bir halde takdim ettiniz mi, muhatabınız teslim olur. Halihazırda bugün de öyle değil mi? Yani birisinin kafası ağrıdığı zaman soluğu birinin yanında alıyorlar. İşte büyücü, adına da hani hoca diyorlar. Mutlaka dini literatür kullanılıyor değil mi? Yani okuyup üfledi müfledi bir şey yaptı diyor. Ne yaptıysa artık. Sihri yapan da aynı, bozanlar da aynı genelde. Şimdi aynı mantık devam etmiş o dönemde. Vahiy alıyorlar sihirle birlikte. Sihri vahiyle birlikte. Çünkü büyücüyle dini bir görünüm vermeleri gerekiyor. Hatta bu büyünün vahye dayandığını iddia ediyorlardı. Büyünün vahye dayandığını iddia ediyorlardı. Kutsallaştırıyorlardı büyüyü. Dolayısıyla itiraz edilmez. Yani saygınlık ve dokunulmazlık kazandırarak itiraz edilmez hale getiriyorlardı büyüyü. Vahiy ile büyüyü yan yana getirmekteki amaç buydu. Tek başına söylesen insanlara anlatamazsınız, ikna edemezsiniz. Ama işin içerisine gizem girdiği zaman, vahiy girdiği zaman ya da vahiyin dışında gizemli bir husus birlikte değerlendirildiği zaman insanlar teslim olmak zorunda kalıyorlar ve bunu yaptılar. İnsanlar Harut ve Marut'un öğretmediği şeyleri onlar kendi kafalarından uydurdular, din üzerine ilave ettiler. Sonuçta ne yaptılar? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Karıyla kocanın arasını ayıracak şeyleri öğrendiler onlardan. Onlar bunu öğrettiler anlamına mı? Hayır, haşa. Melekler hiçbir zaman hatayı, kötülüğü, şerri, günah nedeni olan şeyleri öğretmez. Elbette bunu biliyoruz. Bunların meleklerden öğrendiği vahyi kullandıkları alanı söylüyor. Bunlar bunu aldılar, karıyla kocanın arasını ayırmakta kullandılar. Sihri, vahyi, yani sahih dini, sahih olmayan dini karmakarışık hale getirdiler ve karıyla kocanın arasını ayırdılar. Olur mu? Yani sihrin etkisi var mı? Var tabii ki. Sihrin etkisini biz biliyoruz. Musa Aleyhisselam'dan da bunu öğreniyoruz değil mi? Musa Aleyhisselam Firavun'un sihirbazlarıyla düelloya başlayacağı zaman hadi atın dedi. Onlar da attıkları zaman Musa Aleyhisselam korkmuştu. Allah da Musa Aleyhisselam'a ne diyordu? La tahaf. Korkma. Onların sihirleri boşa çıkacaktır diye özellikle bunu söylüyordu. Evet, yani sihir etkiler mi insanı? Etkiler. Bu işin ayrı tarafı. Ama gayrimeşruluk noktasında elbette gayrimeşrudur. Fakat dikkatimizi çeken bir şey var. Sihrin etkili olabileceği son nokta anlatılıyor. Karıyla kocanın arasını ayıracak durum. Niye özellikle bu konu anlatıldı böyle? Neden başka örnek değil de bunu anlatıldı? Mesela babayla evlat ya da kardeş kardeşin arasını ayırma değil de neden karıyla kocanın arasını ayırma? Doğrusu bunu Hazreti Peygamber'in şu hadisini öğrendiğimiz zaman daha iyi anlamış olacağız. Bir toplumu çökertmenin yolu buradan geçiyor çünkü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, şeytanlar her sabah toplumun içerisine, insanların içerisine karışmak için ayrılır, dağılırlar.
Bu her birisi bir iş yapar. Döndüklerinde reislerine, şeytanların reislerine, şunu söyleyebilirsiniz belki, burada Hazreti Peygamber'in anlattığı şey bizim zihin kavrama alanımızın dışında. Yani bir nevi bizim anlayacağımız hale sokarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Öyle farz edin. Şeytanlar görevlerini yapıp döndükleri zaman kendi reislerine rapor veriyorlar. Sen ne yaptın? Ben şunu yaptım. Geç. Sen geç. O hiçbirini kabul etmiyor. Bir tanesi diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi bu. Diyor ki ben bugün kadınla erkeğin, yani karıyla kocanın arasını ayırdım. Bu işi yaptım. Gel diyor. Alnından öpüyor ve ne mutlu sana. Benim yanımda çok büyük değerim vardır diyerek onu taltif ediyor. Onun dışında şeytanların yaptığı diğer faaliyetleri ufak tefek faaliyet olarak değerlendiriyor. Aleyhissalatü vesselam bunu böyle aktarıyor. Ne anlıyoruz? Toplumu çökertmenin, toplumu ifsad etmenin, toplumu allak bullak etmenin en kestirme yolu karıyla kocanın arasını bozmaktır. Dün Babil'de vahiy ile karıştırarak ortaya çıkardıkları büyüyle insanların yaptıkları, öğrendikleri, öğrettikleri, birbirlerine miras olarak aktardıkları şey buydu. Hiç değişmemiş değil mi? Hiç değişmemiş. Karıyla kocanın arasını ayırdığı zaman artık o toplumda yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Bunu şöyle de anlamak mümkün mü? Bunu tespit ettikten sonra. Bunu tevil diyebilirsiniz, yorum diyebilirsiniz ama ayeti ben bugün nasıl anlıyorum, nasıl anlamam lazım anlamında bir soru sorarak kendime cevaplandırmaya çalışıyorum. Karıyla kocanın arası nasıl ayrılır? Boşanma anlamında değil sadece. O işin bir tarafı. Hepsi değil ama. Görünmeyen tarafları da var. Mesela karıyla kocanın arasında ayrılma tarafı. Nedir o? Mesela İslami olmayan bir hayat yaşıyorsa karı koca, yani karı kocalık cinsellik anlamındaysa eğer, tamam doğrudur ama bu beraberlik devam ediyor anlamına mı? İslami olmayan bir hayat yaşanıyor kendi aralarında. Hatta daha kötüsü, mesela vahiy sayesinde, vahyin bize bildirdiği hususlarla birlikte eşler arasında birlik ve uyum olması gerekirken, vahyin etkisi böyle olması gerekiyor değil mi? Eşler arasında, Müslüman kadın ve erkekler arasında böyle bir uyum, böyle bir birliktelik, böyle bir beraberlik olması gerekirken aynı çatı altında, hatta belki aynı yatakta bile her biri ayrı bir düşünce, her biri ayrı bir dünyada yaşıyorsa, yani beraberler mi demektir bu? Her birinin kafasına farklı şeyler geçiyor. Her birinin hobileri farklı. Her birinin fobileri farklı. Her birinin zevkleri farklı. Her birinin idealleri, hedefleri farklı. Her biri farklı bir şey düşünüyor. Her biri farklı bir beklentiye sahip dünyayla alakalı. Nedir bu? Beraberler mi? Evet, yani zalimler karıyla kocanın arasını böyle ayırıyorlar bugün. Büyü dün bu şekilde yapılırken bugün bu şekilde yapılıyor. Karı kocalar birbirine düşüyor. Niye? Hangi amaçlar için? Cennet ve cehennem ümidi ve kaygısıyla mı? Hayır, öyle değil. Eften püften konularla alakalı. Düşüncelerle alakalı, beklentilerle alakalı, zevkler ve renklerle alakalı karı kocalar birbirlerine düşüyor. Bakınız toplumun çektiği çileye, sıkıntılara baktığınız zaman bunu anlarsınız. Onun için dün sihirbazlar ya da büyücüler bu işin nihai hedefi olarak karı ve kocayı seçerken, yani aile çatısını çökertmeyi seçerken ne kadar isabet ettiklerini anlıyoruz. Bugün biraz daha iyi anlıyoruz bunu. Dün, bugün ve yarın arasında bu anlamda hiçbir fark yok. Bu insanlar vahiy alıyorlar, vahiy ile birlikte kutsallaştırarak sihirle ortaya koyuyorlar. Evet, yani kitabı tek başına nihai amacı doğrultusunda kullanmadan aynı şekilde bugün Kur'an içinde geçerli mi aynı husus? Mesela her Kur'an okuyan adam Kur'an'ı gerçek amacına uygun bir şekilde mi kullanıyor? Yoksa ayetin sonunda ifade edildiği üzere ahirette nasibi olmayacak türden bir Kur'an mantığına mı sahip insanlar? Ne değiştiğini hiç fark etmiyor ki. Yani Süleyman'a vahyedilenle Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilenin uygun bir şekilde kullanılmamasının neticeleri aynı. Ne fark ediyor? Adam Kur'an okuyor, hiç hayatına yansımıyor. Okumuş olmakla okumamış olmak arasında fark yok. Ayet okuduğu zaman iman artmıyor. Tam tersine ayet okudukça birbirleri kinleniyor Müslümanlar, nasıl oluyorsa. Var mı böyle bir şey? Oluyor maalesef, görüyoruz.
adamın hayatını düzeltmesi gerekirken bir gram ilerleme kaydedilmiyor. Kur'an okuyor. Ya da adam, bizim camianın dışındakiler için söyleyeyim bu sefer, adam Kur'an okuyor, o Kur'an'la köşeyi dönmenin yollarını arıyor. Mezarları için kullanıyor. Parayla satıyor. Hatta bazen de kılıf buluyor değil mi? Allah'ın ayetleridir, ucuza satmayın diye. Pahalıya mal ediyor. Belli bir tarife üzerinden gidiyor. Var. Ne yapıyor peki? Kur'an'ı mı? Kur'an'ı kullanıyor peki? Evet, bu Kur'an bu adamı yola getirmiyor. Hidayetine neden olmuyor. İşte Rabbimizin burada bahsettiği konu budur. Babil'e inen Harut ve Marut vahiy anlatıyordu insanlara. Biz bir imtihan amacıyız, aracıyız ve sakın küfretmeyin diyorlardı. İnsanlar bunları reddedemiyorlardı. Başlarına bir iş gelir korkusuyla mı, başka nedenlerle mi bilmem. Bunu reddedemiyorlar. Bunsuz da yapamıyorlar. Ama bununla da tam anlamıyla bağdaşamıyordu hayatları. Ve büyüyle birlikte bunu kullanıyorlardı. Hep kendilerine zarar veren, kendilerine fayda vermeyen. Evet, bir de bu ifade var. Dikkat ettiniz mi? وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Kendilerine zarar veren şeyleri öğreniyorlardı. Onlara göre değil, Allah'a göre bu. Onlara göre zaten faydalı şey öğrenilecek. Onlar da faydalı diye öğreniyorlardı. Allah diyor ki hayır, bunlar kendilerine zarar verecek şekilde şeyler öğreniyorlar. Fayda olacak şekilde öğrenmiyorlar bu tip. İnsanların vahiy ile irtibatları bu çerçevede. Vahiy ile irtibatlarından bahsediyoruz. Yani vahiy öğrenirken kendilerine zarar verecek şeyler öğreniyorlar. Fayda verecek şeyleri öğrenmiyorlar. Ya da fayda vermeyecek şeyler öğreniyorlardı. Bu bana neyi hatırlattı? Kur'an okuyan ama okuduğu Kur'an kendi lehine olduğu zaman baş tacı, kendi aleyhine bir şey söylediği zaman oradan kaçan bir insan tipini hatırlatıyor bana. Yani kendi lehine hükümler bulmak amacıyla, kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, kendi kaprislerine, kendi dünya görüşüne uygun hükümler, ayetler bulmak amacıyla Kur'an'a bakma anlayışı gibi geliyor bana bu. Yani bana faydalı olduğu kadar. Konu içerisine giriyor. Adam mesela hiç Hakka suresine gelmiyor. Adam hiç Mürselat suresini bilmiyor. Adam hiç Ma'arij suresini öğrenmiyor. Gerek yok ki çünkü. Adam lazım olacak kadar Kur'an bilgisine sahip. Allah korusun. Böyle bir amaçla vahiy ile irtibatı olan bir insanın haddi zatında vahiy ile irtibatı yok demektir. Bunu bilelim. Sihirle alakalı ben çok fazla detaya girmeyeceğimi söylemiştim. Sadece şu tespiti yapıp geçmek istiyorum doğrusu. Sihrin en büyük günahlardan, en büyük günahların en büyüklerinden aleyhissalatü vesselam tarafından sayılmasını gördüğümüz zaman, bunu saydığını gördüğümüz zaman, ya acaba niye, yani neden bu kadar? Mesela zina ile aynı, işte ne bileyim, adam öldürme, iftira atma gibi büyük, çok büyük bildiğimiz günahlarla birlikte değerlendiriyor sihir yapma. Sebep şu olsa gerek. Bir defa sihir Allah tarafından kurulan, Allah tarafından oluşturulan düzeni değiştirmeyi amaçlıyor. Allah bir düzen oluşturuyor. O düzeni bozmayı hedeflediği için sihir İslam'da şiddetle yasaklanmıştır. Hatta kimi müçtehitlerin içtihatlarına bakıldığı zaman sihir yapan kişi sihrinden vazgeçmediği zaman da öldürülür diye içtihat edenler bile var. İşin vehametinden dolayı. Çünkü sihir Allah'ın irade ve kudretinin üstünde, Allah'ın iradesinin ve de kudretinin üstünde işler başarabileceği iddiasında olan ya da öyle sanılan bir sihirbaza peygamberden de Allah'tan da daha büyük değer vermek anlamını taşır. Olağanüstü bir güce sahip zannediliyor. Sihrin muhatabı olan insanlar böyle bir güç gözlerinde büyüttükleri zaman, yani sanki Allah'ın yaptığının aynısını yapan bir insan tipi, peygamberden zaten daha güçlü bir insan tipi tasavvur edileceği varsayılıyor. İşte bundan dolayı sihir çok büyük günahlardan sayılmıştır. Sihir yapmayı ve yaptırmayı yasaklayan hükmün temelinde Allah bilir bu gerekçeler yatmaktadır. Allah'ın iradesini ve kudretini saf dışı bırakmadır. Ve de sihri ya da büyü yapan insana Allah'a verilmesi gereken gücü verme anlayışı vardır.
ifade etmeyebilirler belki ama zihnen bu var. Zihnen bu var. Neredeyse Allah demedikleri kalıyor. Çünkü müthiş etkiliyor, insanları etki altına bırakıyor vesaire vesaire. Hatta bazen gafil kimi Müslüman olduğunu zanneden söylenen insanlar da bu tongaya düşüyor. Adam yani sihirbazlarla, büyücülerle iş görmeye çalışıyor. Yani gitmeyin diyoruz. Aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır diyoruz. Yapan zaten iflah olmaz Allah'a göre. Bir de onların yanına bunu yaptırmak için gidenler de iflah olmaz diyoruz. İnsanlar meraktan mıdır? Yani hele ne olacak canım, bir defa olacak diye söylediklerinden midir? İnsanlar gidiyorlar, sonra Müslüman olarak uyardığın zaman diyorlar ki ama yani var. Yani biliyorlar. Yani işte etkiliyorlar. Yani şudur. Ya zaten gitmemen gerekiyordu. Gittikten sonra zaten kabul edeceksin. Kabul etmeyeceksen niye gidiyorsun? Kahinlerden de bahsedebiliriz bu anlamda. Adam malı çalınmıştır. Kendi tedbirlerini uygulamıştır, bulamamıştır. Hele bir üfürükçe, bir büyüce, bir kahine, bir arrafa neyse gidelim. Ya gitme be Müslüman. Yani ama hocam bazen biliyor ya. Yani zaten bunu söyletecek sana. Nedir peki küfür? Nedir büyük günah peki? Gittikten sonra mecburen destekle, mecburen kabulleneceksin. Bu insanların ya da bu işi yapan insanların bizler nazarında, kimi insanlar nazarında çok büyütülmesi. Hatta bazen yani söylemek zor geliyor bana ama söylemek zorundayım. Bazen Allah ve peygamberden öne geçirilmesi söz konusu olacağından dolayı İslam baştan bunu yasaklamıştır. Yapmayı da, yaptırmayı da, gitmeyi de, sormayı da yasak ilan etmiştir. Hem de en büyük yasaklardan birisi olarak. Bu kadarla yetinelim inşallah. Ama bilelim ki bu ayetin bağlamı sihrin ne olduğunu ne olmadığını anlatmak değil. Vahiy ile sihri karıştırarak, vahiy amaçları doğrultusunda kullanmadan farklı bir amaçla kullanmak suretiyle toplumda bozgunculuk, ifsat hareketleri yapanların durumunu anlatıyor. Özelde Yahudiler, genelde bütün vahyin muhatabı olan insanlar için geçerli bir kural olarak. Ayet 104. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey iman ettiğini söyleyenler ya da. La tekulu ra'ina. Ra'ina demeyiniz. Ve kulun zurna. Unzurna deyiniz. Bize bak deyiniz. Vesme'u ve dinleyiniz. Kulak veriniz peygambere. Velil kafirine azabun elim. Kafirler için elim bir azap vardır. İman edenlere seslendi. Bu kadar vahiyle oynayan toplum örneklerini verdikten sonra iman edenlerin bu konuda dikkatli olmalarını istercesine ey iman ettiğini söyleyenler, ey Kur'an'ın muhatapları, ey bizler yani, ey sizler. Ra'ina demeyin, unzurna deyin ve dinleyin. Kimi dinleyeceğiz? Kime unzurna diyeceğiz? Kime ra'ina demeyeceğiz? Peygamber'e, değil mi? Yani peygamber yanımızda yok, peki o zaman? Yani biz muaf mıyız bu işten? Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselamla diyaloğun nasıl olması ya da nasıl olmaması gerektiğini anlatan bir ayetle karşı karşıyayız. Peygamberle diyaloğun, peygamberle iletişimde bulunmanın, peygamberle konuşmanın, hani Kur'an Allah'ın kelamıdır, Allah'la konuşmak gibi, sünnet peygamberle konuşmak gibi diyoruz ya, onun gibi yani, peygamberle hangi edep ve adab çerçevesinde iletişimde bulunmamız gerektiğini anlatan bir ayettir bu. Tarihsel anlamda şöyle bir bilgi verelim, sonra bize dönelim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama yanlış anlaşılabilecek, bizim tarafımızdan tabii, Müslümanlar tarafından, ama normal şartlarda hiç de yanlış olmayan cümlelerle hitap etme geleneği vardır Yahudilerin. Yani öyle bir kelime kullanıyor ki, buna biz lafazanlık mı diyoruz, demagoji mi diyoruz? Yani öyle bir laf, öyle bir kelime kullanıyor ki, bu kelimeyi kullandığı zaman, zahirinden hareketle söylüyorum, hiç kimse bunu eleştirmez, yani sen yanlış söyledin diyemez. Öyle bir cümle kullanıyor. Fakat bu kelimenin çok farklı anlamı da var. Ama adamın kalbini yaramazsın, niyetini okuyamazsın, değil mi? Sen bunu hangi niyetle söyledin deme imkanımız yok.
Ama belli ki art niyetli insanlar bu kelimeyi çok iyi niyetle kullanmayacaklar. Aleyhissalatü vesselama ra'ina diyeceğine aynı biraz daha uzatarak ra'ina şeklinde bir ifade kullandıklarına dair rivayetler okuyoruz. Ra'ina bizi gözet, bizi kolla anlamına gelirken ra'ina biraz aynı ye ile uzattığınız zaman bizim çobanımız anlamına geliyor. Yani bir nevi sen bizi güt, biz kafamıza göre takılalım. Koyun çoban ilişkisi ya da sürü çoban ilişkisi gibi. Sen sadece söyle geç o anlamda. Yani sen işini yap, biz de kendi koyunluğumuzu devam ettirelim anlamına. Bir nevi peygambere hakaret ile dolu bir ifade. Hatta bazı kaynaklarda ra'ina kelimesinin İbranice'de hakaret içeren bir ifade olduğu da söyleniyor. Ama normalde Arapça'da bunu söylediğiniz zaman manası yalın bir şekilde gayet kibar, yani gayet güzel bir ifadedir. Yani bizi koru gözet. Ama cümleyi söyleyen adama göre şekilleniyor değil mi? Şekillendiriyor. Yani hani Münafıkun suresindeki ilk ayeti hatırlayalım. Münafıklar da peygambere geliyorlar, diyorlar ki biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın elçisisin. Allah da aynı ifadeyi kullanıyor. Ama Allah sonunda diyor ki münafıklar yalan söylüyor. Aynı ifade. Allah'ın söylediğiyle münafıkların söylediği aynı şey. Ama Allah münafıklarınkine yalan söylüyor, yalan diyor. Kendisine doğru diyor. Ne yani? Cümle doğru bile olsa söyleyen kişiye göre bu değişebilir. Değişir yani. Burada da sanki böyle bir yapı var. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara göre tabii anlamayacağı, yani meselenin farkına varamayacağı bir şekilde ona konuşacaklar, güya iltifat etmiş gibi görünecekler. Ama haddi zatında içten içe niyetleri bozuk. Hakaret etmiş olacaklar. Bunun Müslümanlar tarafından da böyle bir ahlakın ya da böyle bir ahlaki yozlaşmanın olabileceği tehlikesine dikkat çekmek üzere Rabbimiz tarafından bir uyarı geliyor. Ey iman edenler, sakın peygamberle diyalogta bulunurken böyle demeyin. Yanlış anlaşılma ihtimali, farklı anlamlara gelme ihtimali olan kelimeleri konuşmaktan sakının. Kimsenin yanlış diye değerlendirmeyeceği şekilde doğru düzgün bir üslupla bunu konuşmaya ya da bu diyaloğu kurmaya çalışın. Hatta Yahudilerin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama Hazreti Ayşe'nin de hazır bulunduğu bir ortamda Esselamu aleykum şeklinde bir ifadesini okuyoruz hadis kaynaklarında. Yahudiler Hazreti Peygamber'e Esselamu aleykum diyor. Normalde çok fazla kulak vermesen normal bir sesleniş, yani bir vurguladığımız için belli oluyor belki. Normal bir şekilde dinlesen ve konuşulsa gitsen normalde selamu aleyküm diyor gibi bir şey anlaşılır. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların Esselamu aleyk, yani bela üzerine olsun, felaket üzerine olsun ya da argo tabirle söyleyeyim Allah'ın belası üzerine olsun anlamına söylüyor. Aleyhissalatü vesselam bunu fark ettiği için ve aleykum diyor. Hazreti Ayşe de peygamberin anlamadığını, meselenin farkına varmadığını zannediyor. Diyor ya Resulallah ne söylediğini görmedin mi? Ben de ne söylediğimi sen görmedin mi? Ve aleyküm dedim. Aleykümselam demedim ki diyor. Yahudilerin tinetinde bu var. Hangi ortamlarda bunu söylüyor? İslam'ın yükselen değer olduğu ortamlarda bu söz konusu. Evet. İslam'ın yükselen değer olduğu ortamda kıvıracaklar tabii ki. Yani mertçe, dobra dobra İslam'a hakaret, kutsal değerlere hakaret içeren sözler söyleyemezler. Her manaya gelebilecek, birkaç muhtemel manayı taşıyabilecek bir kelimeye de bir cümle iyi kullanmayı tercih ederler. Öteden beri tinetleri budur. Ama Yahudiler üzerinde verilen bu mesajın genel anlamda Müslümanlar tarafından da dikkatle izlenmesi gereken bir ahlaki tavır ya da ahlaki yozlaşma olduğunu Rabbimiz özellikle uyararak bildiriyor bize. Peki bize düşen ne? Bize düşen peygamberle diyalogta bulunurken aleyhissalatü vesselamla ilgili bir şey söylerken normal sıradan bir insan gibi konuşmamak ve değerlendirmemek esastır. Nur suresinin sonlarına doğru Rabbimiz öyledir. La tec'alu du'a'ar rasuli beynekum ke du'a'i ba'dikum ba'da. Peygambere çağrınızı ya da peygamberin çağrısını, peygambere seslenişi, üç anlam da var burada. Tekrar edeyim. Peygamberin çağrısını, peygambere çağırmayı ve peygambere seslenmeyi, peygamberin davetini sıradan birbirinizin daveti gibi değerlendirmeyin. Öyle yapmayın diyor Allah.
O peygamberdir. Yani ilah mı? Hayır, haşa. Ama sıradan bir beşer değil. O peygamberdir. Allah'ın vahyini size aktaran bir elçidir sonuçta. Sizin gibi bir adam değildir. Hani derler ya, asker arkadaşın mı? Evet, asker arkadaşı gibi konuşamazsın tabii ki. Yani Ahmet Mehmet der gibi Muhammed geldi, Muhammed gitti. Edepsizliğin danışkası mı? Tabii ki edepsizliğin danışkası. Aleyhissalatü vesselamın ismini söylerken çok peş peşe geçiyorsa, en azından arada bir olmasa bile 3-5 defa geçtiği zaman aleyhissalatü vesselamla zikretmek gerekecektir. Asker arkadaştan bahsetmiyorsun ya. Bu dini kendisine öğrendiğin insanlardan bahsediyorsun. İnsandan bahsediyorsun. Onun için peygamberin çağrısını ya da peygambere çağırmayı kendi birbirinizi çağırmanız gibi değerlendirmeyin diyor Allah. Hatta Hucurat suresinde 2. ayet-i kerimede şöyle diyordu değil mi? Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fevka savtin nebiyyi ve la tejharu lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'din en tehbata amalikum entum la teş'urun. Evet, amellerinizin boşa gitmesi. Yani cehennemi hak etmenize neden olan bir süreçten bahsediyor. Nedir o? Buna neden olan nedir? Sesinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmek. Ama ben bugün peygamberle konuşmuyorum ki. Ne demek peygamberin sesi üzerine yükseltmek? Peygambere rağmen konuşmak. Peygamber böyle dedi ama bana göre diye başlamaktır. Budur. Edepsizlik budur. Peygamber böyle dedi, bana göre de böyle. Öyle dedi ama şöyle de olması lazım. Dediniz mi? Bu peygamberin sesi üzerine sesinizi yükseltmektir. Sabit bin Kays aleyhissalatü vesselamın sürekli yakınında olan bir sahabiydi radıyallahu anh. Bu ayet nazil olduğu zaman ortalıktan kayboluyor. Aslında ben siz olsak herhalde sorarız ya, bu ayet kimin içindir falan diye, hatta yanı başımızdaki adam için söyleriz. Kendimiz için hiç aklımıza gelmez. En son biziz. Allah'a sığınırız. Sabit bin Kays bu ayet nazil olduğu zaman gözden kayboluyor. Aleyhissalatü vesselam merak ediyor. Sabit nerede diye. Birisini görevlendiriyor aleyhissalatü vesselam ve gidiyor. Sabit bin Kays'ı ağlarken buluyor. Ne oldu diyor. Diyor sabit cehennemlik oldu diyor. Niye? Bu ayeti söylüyor. Benden bahsediyor. Sabit bin Kays'ın sesi gür. Konuştuğu zaman böyle yüksek sesle konuşur sahabiydi. Bu ayeti kendisine yorumladı. Öncelikle buydu ya, başkasını aramak yerine. Ve geldi Peygamber aleyhissalatü vesselama, durumu bu şekilde haber verince aleyhissalatü vesselam git dedi ona, bu ayet onunla ilgili değil, o cennetliktir. Ve geldi, sevinçten uçuyordu. İnzivaya çekildi. Sebep ne? Yani bu ayetin kapsamına girdim diye. Oysa ne alakası var değil mi hakikaten? Yani sorabilirdi. Değil mi? Hatta sormakla birlikte beklenti farklı da olabilir. Ya bu ayet kim bilir kimden bahsediyor şeklinde bir arayışa da girebilir. Adres arardı. Ama öyle değil. Kendisine yordu ve uzaklaştı gözden. Sesi yükseltmek meselesi değilmiş meğer, değil mi? Yani bağırarak çağırarak konuşmak değilmiş. Hatta peygamberin huzurunda bile. Mesele o değil. Ya peygamber bir konuda bir şey söylediği zaman bir başkasının da o konuda kendisine görüş bildirme hakkını, yetkisini tanımasıdır. Evet. Allah'ın Resulü'nün üzerine söz söylemek budur. Bu yaptığı zaman ne olur? Ve ameller boşa gider. Gariptir, ben 80'li yıllarda, şu anda da Türkiye'nin bir ilahiyat fakültesinde üst düzey hocalardan birisi, bir makalesini okumuştum. Makalesinde, 80'li yıllarda yazdı bir makale. O zaman profesör falan değil tabii, yeni işe başlamış. Aleyhissalatü vesselamla alakalı bir cümle kullanacağı zaman, hani bizde de edep olarak bazen de böyle edebiyat yaparız ya, İşte mefhari mevcudat, seyyidül kainat vesaire vesaire, benzer böyle övücü cümleler yazmış. Akademik bir makale. Yazmış böyle. Onu o gözüme çarptı. Aynı zat-ı muhterem profesör olduktan sonra, büyük alim olduktan sonra, yazdığı bir makale dikkatimi çekti. Orada da aynı peygamberden bahsediyor. 20 yıl önce bahsettiği, o üslupla bahsettiği peygamber yerine diyor ki Muhammed şöyle dedi, Muhammed geldi, Muhammed bunu yaptı gibi. Bu kelimenin en basit ifadesiyle peygambere aleyhissalatü vesselama karşı bir saygısızlıktır.
vahyin kendisine gelmiş olduğu bir insandan bahsederken asker arkadaşından bahseder gibi bahsedemez bir Müslüman. Rabbimiz özellikle peygamberle diyalog şeklini, çerçevesini belirliyor, tespit ediyor. Kendi kafanıza göre bir diyalog şeklini tespit edemezsiniz. Buna bir nokta koyalım. İkinci bir şey daha, genel anlamda. Dinle alakalı konuşurken, dini bir konudan bahsederken, başkalarının kullandığı kavramları, terimleri, İslam'ın kullandığı kavramlar ve terimlerle iç içe kullanmak da yanlıştır. Ya İslam'a mal edilen bir kavram değilse, ne diye bu kavramı İslamileştirerek konuşuyoruz? Örnek mi? Hastalık haline gelmiş bizde. Mesela İslam ve demokrasi. Ne alakası var? Ne alakası var şimdi? İslam İslam'dır, demokrasi demokrasidir. İslam ve cumhuriyet ne alakası var ya? Allah'ın şura diye bahsettiği şeyle cumhuriyetin ne alakası var? Farklı şeylerdir ya. Parlamenter sistemde, şu sistemde, bu sistemde herkesin oy hakkı aynıdır, aynı derecededir. Okumuş olmak, okumamış olmak vesaire benzer değil mi? Peki halifeler seçilirken, değil mi? Hulefai Raşidinden Hazreti Osman seçilirken ya da Hazreti Ömer seçilirken o şurada kimler var? Herkes rey görüş belirtebilir miydi? Ayrı şeylerdir ya. Yani şurayı öbür türlüsüyle İslam'ı demokrasi ne alakası var? İslam İslam'dır, demokrasi demokrasidir. Çünkü başkaları başka türlü dolduruyor bunun içerini. Konuşamazsınız ki. İslam deyin. Niye korkuyorsunuz ki? Ya da mesela hoşgörü diye başlıyorsunuz. Kim hoşgörü nasıl doldurdu içerisini? Diyalog diye konuşuyorsun. Nedir diyalog? İçeriği nedir? İslam'ın anlattığı diyalog vardır. İslam'ın anlattığı hoşgörü vardır. İslam'ın söz konusu ettiği özgürlük, hürriyet vardır. Bu kavramların tümü İslam tarafından ayrı kullanılır. Başkaları tarafından ayrı kullanılır. Şimdi siz İslam'dan müstakil bir şekilde kelimeyi konuşuyorsunuz. Ağzınızdan bal akıyor. Maşallah. Özgürlük, demokrasi, hürriyet vesaire. Bunlar ne? İki türlü dinleyici, beş türlü dinleyici varsa herkes kendi kafasına göre farklı bir şekilde yorumlayacaktır değil mi? Evet, bu ayetten anladığımız budur. Bunu yapmayın diyor. Yanlış anlaşılabilecek, yanlış tarafla çekilebilecek kelimeleri, kavramları din adına, din için kullanmayınız, bunu bilin diyor. Ey iman edenler, ra'ina demeyin. Yanlış anlaşılabilecek bir anlama sahiptir. Muhtemel bir anlam çıkarılabilir, bunu yapmayın. Diyeceksiniz, kimsenin farklı bir anlam yüklemeyeceği huzuruna deyin ve dinleyin. Peygamber aleyhisselam ne söylediyse, sizden ne istediyse onu dinleyin ve bilin ki kim bunu yapmazsa kafirdir. Kafirler içinde elin bir azap vardır der Rabbimiz. Ayet 105. Ma yevaddullezine keferu min ehlil kitabi velel müşrikin en yunezzele aleykum min hayrin min rabbikum. Ehli kitaptan kafirler de müşrikler de hiçbir zaman Rabbinizden size bir hayrın indirilmesini istemezler. Bunu bilin. Bakın Allah onların iç dünyasını bize deşifre ederek anlatıyor. Bunu dışarıdan göremezsiniz. Yahudiler de, Hristiyanlar da ehli kitap olarak tanıtılıyor burada. Müşrikler de zaten öyle, ateistler de. Hiçbir zaman Rabbinizden size bir hayrın gelmesini istemezler. Bu gelmesini istemedikleri hayır özel anlamda vahiy. Yani Allah'ın size rehberlik, önderlik hakkı vermiş olmasını sevmezler. Bu özel bir anlamdır. Ama genel anlamda Rabbinizden size herhangi bir hayrın gelmesini asla ve kata istemezler. Hoşlanmazlar. Moralleri bozulur, uykuları kaçar. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Bilmelisiniz, bilmeliler ki Allah rahmetini istediğine tahsis eder. Vallahu zul fadlil azim. Allah büyük bir fazıl sahibidir. Allah'ın söylediği en doğrudur elbette. Amenna ve saddakna diyoruz. Evet, hiçbir zaman bunu istemezler. Allah'ın dinine karşı gelen bu insanların Müslümanlara gelecek bir hayır beklentisinden uykuları kaçar, korkuları zirveye çıkar ve Müslümanların bu egemenliklerini, bu hakimiyetlerini sonlandırmak adına ellerinden gelen bütün gayretleri göstermeye çalışırlar. Tabii bunu söylerken şunu da kastetmeyelim değil mi? Yani düşmanların bu planlarını tespit ettikten, buna karşı temkinli hareket etmek gerektiğinden bahsetmek, bunu söylemek çevremize veya dünya ile ilişkilerimizden kopmayı gerektirmiyor. Yani tamamen Müslümanlar kendi kabuklarına çekilsin anlamına bir tavsiye değil bu elbette. Bu Müslümanların uyanık olmasını,
şuurlanmasını, bilinçlenmesini, dostunu ve düşmanını birbirinden ayırt etmesini salık veren, tavsiye eden ayetleri elbette bunu bilelim. Ve bu ayetten hemen sonra da nesihle alakalı 106. ayet geliyor. Rabbim lütfederse inşallah diğer ayetlerle birlikte hem de bu ayet bağlamında inşallah izahını yapmaya çalışırız. Rabbimin inayeti ve keremiyle. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.